Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, bu haftanın analizlerine Viyop Dolar ile başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk sırayı Viyop Dolar'a aldım. Bu analizin ardından ise kısa bir süre sonra, belki bu akşam yetiştiremezsem yarına kalabilir ama dolar konusunda çok detaylı ve genel bir analiz vereceğim. Zira dolar TL'nin Perşembe günü öğleden sonradan itibaren başlayan ve özellikle de Cuma günü itibariyle hızlanan bir hareketlenmesi var. Bunun nedenleri üzerinde duracağız. Çoğunluk bu hususu sadece ve sadece S-400 füzeleriyle ilgili olarak ABD ile aramızdaki bir gerginliğe bağlıyor ama doların yükselmesine sebep olan çok daha başka faktörler de var. Bu faktörlerin hepsinin üzerinde tek tek duracağım ve bunların dolar TL'yi önümüzdeki süreçte nasıl etkileyebileceği hususu üzerine özel bir zaman ayıracağım. Şimdi arkadaşlar bu analizde Viyop-USD diyorum ve Viyop-USD ile birlikte Merkez Bankası'nın Mart vadeye nasıl başladığını ve Nisan ve Haziran vadede ne tür işlemler yaptığını, pozisyonlarının ne miktarda olduğunu, maliyetlerinin ne oranda olduğunu tek tek izah etmeye çalışacağım. Öncelikle teknik duruma bakalım değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaya başlarken veyahut da bu haftanın analizi üzerinde durduğumuz anlarda, özellikle vadenin son 2 gününe yaklaştığımız anlarda yapmış olduğum değerlendirmelerde 5.45-74 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının gündemde olduğunu, 5.41 seviyesi destek olmak şartıyla 5.44 ve ardından da 5.45-74'e, burası da aşılacak olur ise 5.48-63 seviyesine kadar yönümüzün olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim Cuma gününün hızlı hareketli sürecinde 5.46-45 görüldü. Yani 5.45-74 seviyesindeki direncin üzerine çıkılmak istendi. Ama oradan bir geri dönüş olmak kaydıyla 5.45 seviyesine doğru bir kapanış yaşamış olduk. Sevgili arkadaşlar, Cuma günü Viyop piyasalarının kapanmasından sonra dolar TL'deki hareketlilik devam etti ve dolar TL veya USD-TR'ye diyelim, uluslararası piyasalarda 5.40-54 seviyesini de gördüm. Sonuç itibariyle arkadaşlar dolar TL'de önemli bir hareketlilik durumunu izliyoruz. Özellikle Perşembe günü saat 15.30'daki Viyop hususuyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın dayanak rakamının belli olması ardından Viyop uzlaşma fiyatını etkileyecek olan bir faktördü. Bunu sürekli olarak vurguluyorum. 15.30'dan sonra hareketlenmenin hızlandığını ve dün itibariyle de çeşitli sebeplere bağlı olarak büyük bir ivme kazandığını görmekteyiz. Teknik olarak duruma baktığımız zaman şurada görmekte olduğumuz üzere artık 5.36-25 seviyesi ile 5.40 pardon 5.54-5.55 seviyesi arasında bir kanalın olduğunu görüyoruz. Bu bir haftalık grafiktir sevgili arkadaşlar ve bu kanal içerisinde hareket etmek şu alt seviyeye 5.36-25 aşağısına gelmemek şartıyla bu kanalın üst bandı olan 5.55 seviyesinin hedef olarak gözetilebileceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu 5.54-5.55 aralığını bir köşeye not almakta yarar bulunuyor. Bu güçlü ivmenin devamı bu seviyenin test edilmesi, görülmesi anlamına gelebilecektir. Değerli arkadaşlar, ardından bir de Fibonacci kriterlerine göre bakalım. Şurada görmekte olduğunuz %23.6'yı temsil etmekte olan 5.39 seviyesi ise bir Fibonacci desteği konumundadır. Artık bir Fibonacci desteği konumuna gelmiştir. Son haftalarda buranın üzerine çıkılmak istendi ama pek başarılı olunamamıştı. Bu hafta ise arkadaşlar kapanışın 5.44-80 seviyesiyle gerçekleşmesiyle bu bölge artık aşılmıştır diyebiliyoruz. Ve 5.39 seviyesini de önemli bir destek noktası ve long pozisyonlar için bir stop loss noktası olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Bu desteğin üzerinde kaldıkça yükseliş nereye kadar devam edebilir? Hangi noktaya ulaşabiliriz sorumuzun cevabını ise bir sonraki direnç olarak %38.2 seviyesi olan 5.51 seviyesi göstermekte. Arkadaşlar bu durumda şu sonucu çıkarabiliyoruz. Kanalımızın üst bandı 5.54-5.55. Bir de burada 5.51 seviyesini görmekteyiz. O halde 5.50 seviyesi aynı zamanda bir psikolojik etki de yaratabileceğini dikkate almak şartıyla 5.51 ile 5.54 aralığında bir direnç bölgesinin oluştuğunu hesaba katmak şartıyla 5.50'ye yaklaşımlarda dikkatli olmak, long pozisyonlar adına söylüyorum tabii ki, dikkatli olmak ve de temkinli olmakta yarar olduğu kanaatindeyim.
Zira 5.50'nin üzerine çıkılmış olsa bile bu durumda ise 5.51-5.54 aralığının biraz sıkıntı yaratabilecek bir bölge olabileceğini kısa vadeli düşünüyorsanız dikkate almanızda yarar olduğu görüşündeyim. 5.54 seviyesi, daha doğrusu şuradaki 5.51 seviyesinin aşılması durumunda ise %50 olarak görmüş olduğumuz 5.60 seviyesi var ki, 5.61 seviyesi var ki eğer hareketlilik bu ivmeyle devam edecek olur ise 5.51-5.54 bölgesinin de aşılması söz konusu olur ise bu durumda arkadaşlar gözetmemiz gereken seviye şuradaki 5.60 seviyesi olacaktır. Ve 5.60 seviyesi çok ama çok önemli bir direnç bölgesi olarak bir kat daha, iki kat daha dikkat edilmesi gereken bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Zira son dönemlerde 5.60'lık bölgenin üzerinde pek de kapanış yapamadığımızı dikkate almalıyız. Sevgili arkadaşlar, bir de pivot verileri açısından duruma bakacak olur isek bu hafta için, bu önümüzdeki hafta için geçerli olacak olan pivot seviyemiz 5.43.08 olarak tanımlanmış veya hesaplanmış durumda. Biz eğer 5.40'ın şu seviyesinin aşağısında bir seyir görmüyorsak, 5.43'e yönelik geri çekilmelerde tepki oluşuyorsa öncelikle 5.45 seviyesini, pardon 5.50 seviyesini dikkate alabiliriz demektir. 5.43'ün üzerinde kalındıkça nereye kadar yükseliş devam edebilir sorumuzun yanıtını pivot sistem 5.50 olarak vermekte. Biz zaten biraz önceki tespitlerimizde 5.50 seviyesinin önemli bir direnç olabileceğini, buralara yaklaşımlarda bir zorlanma olabileceğini ifade ettik. Eğer burası geçilecek olur ise bu durumda ise 5.54 ile 5.51 seviyesini önemli olarak görüyorduk. Nitekim arkadaşlar 5.50'nin üzerinde de 5.53.27'yi görmekteyiz. Tam da şu 5.54 ile 5.51'in arasındaki bir bölge olarak. Bu bölgenin geçilmesi durumunda hedefimiz neresi olabilir? Güçlü bir ivme devam edecek olur ise 5.60 seviyesini tespit etmiştik. Şurada görmekte olduğunuz 5.60.92 bir Fibonacci direnci. Burada da görmekte olduğunuz gibi 5.60.09 bir pivot direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta. O halde arkadaşlar hangi seviyelere dikkat etmemiz gereken, temkinli olmamız gereken noktaları tespit etmiş olduk. Pazartesi günü için bu haftalık olarak dikkat edilmesi gereken seviyelerdi. Pazartesi günü için özellikle hangi seviyeleri önemsememiz gerekiyor? Buradaysa arkadaşlar 5.44.01 seviyesinin pazartesi gününe ait olmak kaydıyla bir destek konumunda olduğunu, pivot seviyesi konumunda olduğunu görüyoruz. Eğer ki bu seviye üzerinde kalır, bu seviyenin aşağısına gelinmez ise bu durumda pazartesi gününe özel olarak takip etmemiz gereken birinci seviye 5.48, ardından ise yine 5.50 seviyesini, sonrasında yine bildiğimiz 5.54 seviyesini görmekteyiz. Zira günlük marjlar biraz daha kısa olması gerekirdi ama cuma günü önemli bir hareketlilik yaşandığı için pazartesi gününe ait değerler de bir anlamda haftalık pivot seviyelerine yakın olarak hesaplanmış durumda. Eğer 5.44'ün üzerinde tutunma yaşanamaz, buradan bir geri çekilme olur ise ilk takip etmemiz gereken seviye ise arkadaşlar 5.41.57 seviyesi. Buraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Eğer 5.44'ün üzerinde kalamıyorsa bu durumda arkadaşlar bu seviyeden tepki gelip gelmediği dikkate alınmalı. Gelmiyorsa gelecek olan tepki tekrar 5.44 seviyesinin üzerine çıkmak hususunda başarısız oluyorsa bu durumda 5.37.50'ye kadar veya 5.39 olarak tespit ettiğimiz biraz önceki destek bölgemize kadar bir geri çekilme olabilir gibi görünmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, Viyop'la ilgili olarak, Viyop dolarla ilgili olarak teknik bu hususları belirttik. Bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar, ilerleyen saatlerde veya en geç yarın dolar TL'nin bu yükselişine sebep olan faktörleri ve önümüzdeki süreci nasıl etkileyebileceğine dair çok farklı açıklamalarda bulunacağım. Bu analizi de daha sonra ekleyeceğim, bu analizi de dinlemenizde yarar bulunuyor. Bu analizde sadece ve sadece teknik kriterlere ve Merkez Bankası konusuna değineceğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geliyoruz arkadaşlar Merkez Bankası olayına. Evet, Merkez Bankası bildiğiniz üzere Şubat vadedeki 848 bin kontratlık pozisyonunu oldukça karlı ve kazançlı bir şekilde kapatmış oldu. Ve bu pozisyonlarını kapattıktan sonra da Mart vadede, Nisan vadede ve Haziran vadede
ekstra short pozisyonlar açtı. Şimdi değerli arkadaşlar, biz Mart vadeden başlamak üzere bunları bir ele almaya çalışalım ve maliyetlerini de tespit ederek, artı bu maliyetlere bağlı olarak da son kapanış değerlerine göre Merkez Bankası ne konumda? Kârda mı, zararda mı? Bunu anlamaya çalışalım. Evet, Mart 2019 vade Cuma günü itibariyle Merkez Bankası'nın 3326 kontratlık short pozisyon açtığını görüyoruz. Mart vadede çok yoğun bir şekilde son günleri dikkate aldığımız zaman pozisyon açmadığına tanık olduğumuzu sıklıkla vurguluyorum. Daha çok ağırlığını Nisan vadeye veriyordu. Şimdi ise biraz da Haziran vadeden de işlem yapmaya başladığını göreceğiz ilerleyen anlarda. Evet arkadaşlar, Mart vade itibariyle 3326 kontratlık bir işlemi bulunuyor Cuma günü itibariyle. Biz geçen hafta geneline baktığımız zaman ise geçen hafta genelinde 154.350 kontrat Merkez Bankası'nın pozisyon açtığını görüyoruz ve ortalama maliyeti ise 5.39 civarlarında imiş. Geçen haftaya yönelik olarak ortalama maliyeti 5.39. Şimdi değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Mart vadedeki kümülatif pozisyonlarına bakalım. Ne kadar elinde toplam mal bulundurduğuna bakalım. 396.188 kontrat Merkez Bankası'nın Mart vadede short pozisyonu bulunuyor. Ortalama maliyeti sevgili arkadaşlar 5.39.10 imiş. Şimdi 5.39.10 ortalama maliyeti bulunuyor ve biz Merkez Bankası'nın son durum itibariyle ne alemde olduğuna bir bakalım. Evet, şurada gördüğünüz gibi 5.44.75 seviyesiyle uzlaşma fiyatı ortaya çıkmış. Yani gün sonu rakamımız 5.44.75. Merkez Bankası'nın ortalaması 5.39.10. Yaptığı işlem short işlem olduğu için daha düşük seviyelere doların gerilemesi durumunda kazançlı duruma geçebileceği için Merkez Bankası bu tabloya göre son işlemler itibariyle, son kapanış değeri itibariyle zararda görünüyor. Zira maliyetinin üzerinde bir uzlaşma rakamı 5.44.75 olarak belirlenmiş durumda. Mart vade için durum böyle arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, Nisan vadeye gelelim. Nisan vadede Merkez Bankası Cuma günü itibariyle 41.000 kontrat short pozisyon açmış durumda. Dikkat ederseniz Mart vadede 3.000 civarında bir kontrat açıyor ama Nisan vadede bir günde 41.000 kontrat açmış durumda. Son günlerde Nisan vadeye biraz daha ağırlık verdiğini ve daha yüklü miktarlarda pozisyon açtığını zaten ifade ediyorum. Nisan vadenin önemini de vurguluyorum. Bir kez daha vurgulamış olayım yeni dinleyenler için. Nisan vade malumunuz üzere Mart seçimlerinin bitmesinden sonra yaşayacağımız bir vadedir. Merkez Bankası ağırlıklı olarak spekülatif hareketleri, aşırı dalgalanmaları engelleyebilmek amacıyla bu short işlemlerini yapmakta. Dolayısıyla seçimlerden sonra olası bir dalgalanma, olası bir yüksek spekülatif hareketlerin önüne geçebilmek için belki de Nisan vadeye bu kadar önem veriyor olabilir şeklinde şahsi düşüncemi ve tahminimi de dile getirmiştim. Arkadaşlar, Nisan vadede geçen hafta itibariyle gördüğünüz gibi 348.340 kontrat, yaklaşık 350.000 kontratlık işlem yapmış. Az önce de belirttiğim gibi Nisan vadeye biraz daha ağırlık vermekte, bir hafta içerisinde 350.000 kontrat civarında pozisyon açmış. Nisan vadenin ardından arkadaşlar bir de kümülatif pozisyonlara bakalım. Kümülatif olarak, yani toplam Nisan vadede Merkez Bankası'nın elinde ne kadar kontrat bulunuyor sorumuzun cevabı 965.129, yaklaşık 1 milyon lota yaklaşmış ve Nisan vadenin bitmesine daha çok da önemli bir süre bulunuyor. Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.61.50 arkadaşlar. Genel anlamda Nisan vadedeki genel maliyeti 5.31.50. Bu durumda biz Merkez Bankası'nın son kapanış rakamlarına baktığımız zaman 5.53.86 rakamını görmekteyiz. Bu durumda arkadaşlar uzlaşma fiyatı 5.53.86 ile gerçekleşti ise ve şurada gördüğümüz gibi 5.61.50 şeklinde maliyeti bulunuyorsa Merkez Bankası Nisan vade adına hala kazançlı görünmekte. Zira 5.61.50 maliyetine rağmen kapanış 5.53 civarında. Bu durum daha düşük bir seviye olduğu için maliyetinden ve short işlem yaptığı için bu tablonun son kapanış değerleri itibariyle Merkez Bankası için kazançlı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz an itibariyle. Tabii ki önümüzdeki hafta ne olacaktır bilmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, gelelim Haziran vadeye. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın Cuma günü, yani son haftanın son gününde
150.670 kontratlık bir pozisyon açtığını görmekteyiz. Tabii ki arkadaşlar Cuma günü oluşan bu rakamların yüksekliğinde bir gün önceki Şubat vadenin kapanış durumunun da önemli olduğunu dikkate almak gerekiyor. Ama yine de bir gün itibariyle 150 bin kontratlık işlem Haziran vadede gerçekleşmiş olması da önemli bir rakam olarak ifade edilebilecektir. Haziran vadeye itibariyle arkadaşlar geçen haftanın geneline baktığımız zaman 173 bin kontrat görmekteyiz. O halde şöyle bir sonuç çıkıyor. Merkez Bankası Cuma günü 150 bin kontrat civarında short açmış. Tüm vade itibariyle elinde 173 bin kontrat bulunuyor. Ha, bu durumda geçtiğimiz haftanın önemli bir miktarını Cuma günü açtığını görmekteyiz. Şuradan ise kümülatif pozisyona baktığımız zaman toplam olarak 382 bin kontrat civarında Merkez Bankası'nın elinde pozisyon olduğunu, short pozisyon olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, evet Cuma günü çok önemli miktarda bir pozisyon açmış Haziran vadeden. Toplam miktar 382 bin kontrat ve ortalama maliyeti ise 5.63.90 imiş. Haziran vadede 5.63.90'lık maliyeti, ortalama maliyeti bulunuyor. Bu durumda arkadaşlar Cuma günü itibariyle Haziran vadenin kapanış değerine baktığımız zaman ise 5.68.35 seviyesini görüyoruz. Bu rakam bize neyi ifade ediyor? Haziran vade itibariyle de Merkez Bankası zararlı bir durumda, zarar konumunda. Zira maliyeti şurada gördüğünüz gibi 5.63.90 ama kapanış 5.68'leri göstermektedir. Bu ne demektir? Short işlem yaptığı için maliyetinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. An itibariyle Merkez Bankası Haziran vade hususunda da zararlı bir konumda bulunmakta. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın pozisyonları, maliyetleri ve kar zarar durumunu bu şekilde ifade edebildim. Hafta içerisinde biliyorsunuz hemen hemen her akşam mutlak surette Merkez Bankası'nın işlemlerini, pozisyonlarını ve Viyop'la ilgili analizleri de aktarmaktayım. Yapılmakta olan bu analizlerden hoşnutsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gün içerisinde veya seans sonrasında aktarılan çeşitli analiz bilgilerden yararlanmak bakımından da Twitter adresim olan @halukcanberk adresimi kullanabilirsiniz. Efendim iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalınız.